Pekala. Öz kimlik konusu altında bakacağımız son başlığa da bir göz atalım. Bu videoda taklit, roller, referans grupları ve kültürün nasıl sosyal etkinin parçalarını oluşturduğunu göreceğiz. Sosyal etki, sosyal psikolojinin ana konularından biridir. Bireylerin düşünce, davranış ve duygularının sosyal gruplardan nasıl etkilendiğini inceler. İşte burada bir bireyimiz var ve bu evlerde bireyin etkileşimde bulunduğu sosyal grupları ya da toplumu temsil ediyor olsun. İlk olarak taklitle başlayalım. Taklit bireysel sosyal etkinin bir çeşidi olarak adlandırılır. Buraya taklit yazalım. Taklit en basit sosyal davranış biçimlerinden biridir. Birinin davranışlarını kopyalamamıza denir. Kendimiz ve başkaları arasında bir fark olduğunu anladığımızda başlar. Bazı psikologlar kendimiz, bedenimiz ve Başkaları arasındaki farkı anlamanın çocukluktaki ilk birkaç ay ya da birkaç yıla kadar gerçekleşmediğini iddia etmektedir. Bazıları da bunun doğduğumuz anda olduğunu söylemektedir. 1977'de Andrew Metsov, başkaları ve kendi arasındaki farkı anlamanın doğduktan birkaç ay sonra gerçekleştiğini iddia eden teoriyi eleştiren bir çalışma yayınladı. Kendinizi Ufak bir bebekle oynarken düşünün. Şuraya ufak bir bebek çizelim. Onunla oynadığınızı ve daha da detaya girersek bebek doğallığı 12 ile 21 gün arası bir süre olduğunu düşünün. Peki bebeğe dil çıkartın. Ne olur? Bebeğin sizi taklit edip dilini dışarıya çıkartacağına eminim. İşte bu Metsov'un yaptığı deney ve bebeklerin deneycinin davranışlarını taklit ettiğini görmüştür. Yani bireyler arasında bu bağlantı, yani taklit vardır. Peki bebek gerçekten dilini çıkartıp sizi taklit mi ediyordu, yoksa başka bir nedenle mi ağzını açmıştı? Şimdi sıradaki soru. Bu gerçekten bir taklit miydi yoksa sosyal etkileşim olarak düşünülemeyecek bir şey miydi? Şimdi kendinizi tekrar bebekle oynarken hayal edin. Bu sefer ağzınızı açın. Bebek ne yapar? Bebek de ağzını açmalı. Ama bu sefer dillerini dışarı çıkarmazlar. Böylece sırf varlığımız yüzünden heyecanlanıp ağzını açmadığını, taklit ettiğini anlarız. Menshov bu taklidin bir refleks mi yoksa bebek varlığımızdan etkileniyor muydu bunu bilmeliydi. Bebeğin ağzında emzik varken deneyici dilini dışarı çıkarınca bebek ağzından emziği alındığı andan kısa bir süre sonra bu hareketi taklit etmiştir. Bu deneyin son şartı, deneycinin bebek tepki verirken ifadesiz bir suratla kalabilmesiydi. Çünkü gerçekten taklit olup olmadığını anlamak için küçük farklılıklar kontrol edilmeliydi. Sürekli tekrarlanan bu deneylerden çok gördük ve hatta bu durumu bizim gibi sosyal bir tür olan maymunların yavrularında da gördük. Başta söylediğim gibi, doğalı 12 ile 21 gün arası olan bebekler başkalarıyla ilişkileri doğrultusunda kendileri ve kendi vücutlarıyla ilgili bir algıya sahiptirler ve diğer insanların davranışlarını kopyalayabilirler. Yani bu, başkalarını taklit etme özelliğiyle doğduğumuzu öne sürmektedir. Erken dönemden beri öğrendiklerimizin çoğu başkalarındandır. Türümüz için önemli olan bir sosyal mekanizmanın varlığının altını çizer. Daha fazla detayına girmeden devam edelim. Bahsetmek istediğim diğer şey ayna nöronları. Ayna nöronları çalışma şekilleriyle bilim insanlarını büyülemektedir. Hadi ne yapıyorlar bir bakalım. Biz bir eylem yaptığımızda bir nöron ateşleniyor ve başkasını aynı eylemi yaparken gözlemlediğimizde bir diğer ateşleniyor. Yani bu nöronlar başkalarının davranışını yansıtmaktadır. Ve bu nöronlar beynin somatosensory korteks, motor korteksi ve ön motor korteks gibi bölümlerinde bulunur. Yani taklidi daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Sosyal etkinin diğer bir bireysel yönü rollerin önemidir. Hayatımızda birçok rolümüz var. Bunu giydiğimiz farklı şapkalar gibi de anlatabiliriz. Belki de bir abi, abla, doktor, öğretmen ya da arkadaşız. Farklı rollerimiz var. Genellikle tek bir role sahip değiliz. Ayrı ayrı hepsi kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı tanımlamaktadır. Her sosyal rol için başka bir davranış şekline girer ve başkalarının beklentisine ve kendi beklentimize uymaya çalışırız. Belki de toplumsal norm dendiğini duymuşsunuzdur. Toplumsal normlar, Sosyal grupların davranış standartları olarak kabul edilir. Bu normlar her grup için uygun davranışları belirler. Bir gruptan ötekine geçen bir bireyin davranışları da buna göre değişir. Yani normlar toplumda düzen sağladığından önemlidir ve normları uygun davranabilmek için kılavuz olarak kullanırız. Kendi rolümüzü iyi oynadığımızda başkalarının onayını almış ve beklentilerine uygun davranmış oluruz ve rolümüzü kötü oynadığımızda başkalarından hoşnutsuzluk görürüz. Yani bu başka insanların varlığı burada farklı evlerin de altındadır. Başka insanların varlığı beklentileri ayarlamada da bir farklılık yapar. Bir insandan rastgele davranışlar sergilemesini beklemeyiz. Tam aksine rolüne uygun bir şekilde hareket etmesini bekleriz ve genellikle bu roller oldukça kalıplaşmışsa beklentilerimiz daha da yüksek olur. Hapishane deneyi olarak adlandırılan ünlü bir deney vardı. Bu deney oldukça tartışmaya açık ama sosyal roller kavramını daha iyi açıklamaktadır. Hapishaneyi çizdik. Bu örnekte hapishane ortamında olmak gardiyan rolündeki katılımcıların daha baskıcı ve sadist olmalarına sebep oldu. Mahkumlara istediklerini yapabileceklerine inanmışlar rollerinden dolayı bu gücü kendilerinde hissetmişlerdir. Ve mahkum rolündekiler gardiyanlara karşı uysal, ürkek, korkmuş gibi davranış içine girmeye başladılar. Hatta gardiyanlara başka mahkumları ispiyonlayarak yağcılık da yaptılar. Yani mahkumlar gardiyanların böyle bir beklentide olduğunu düşündüler ve onaylarını kazanmaya çalışarak bu rolü yerine getirmeye çalışıyorlardı. Bu hapishane ortamı, gardiyanların vahşi davranışlarının oluşumunda da önemliydi. Çevre ve birey arasındaki etkileşimi şimdiden görmüş olmalısınız. Gardiyanların hiçbiri deneyden önce bu sadistçe davranışları sergilemiyordu. Bu rollerin davranış ve tutumlarımızda ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Grup etkisine geçtiğimizde referans grup adı verilen bir terim görüyoruz. Referans grupları kavramı, bireyin kendini hangi grupla bağdaştırdığını anlatmak için kullanılan bir sosyal psikoloji terimidir. Kişinin davranışları ve inançları aracılığıyla bağlantı kurduğu herhangi bir grup olabilir. Kendi düşüncelerimiz, tutum ve davranışlarımızla örtüşen dış gruplar ararız ve kendi inançlarımız, tutum ve davranışlarımızı etkilemek için verdiğimiz bir kararda bu grupları referans alırız. Örneğin Hangi partiye oy vereceğimiz konusunda kararsız olduğunda birisi sosyal bilimler referans grubundan örnek alabilir. Ya da bir kadın olarak evlendikten sonra soyadımızı değiştirip değiştirmeyeceğimize karar verirken birisi bir feminist referans grubuna dahil olabilir. Bu referans grupları neden önemlidir? Genel özel değerlerin oluşumu sırasında bireye karşılaştırma noktası sunan herhangi biri ya da grup sosyal kararlarımızı etkilemektedir. Hiç hediye almaya ya da araba almaya çıktınız mı? Referans grubunuzu da birlikte götürürsünüz. Bir grup insanı sürükler götürürsünüz demek istemiyorum tabii ki. Size tavsiyede bulunacak ebeveyniniz gibi saygı duyduğunuz birinin tavsiyesini alabilirsiniz tabii. Ama demek istediğim bu değil. Aslında bilinçaltımızda davranışlar ve inançlar çoktan oluşmuştur ve işte bu yüzden yani sevdiğimiz insanlar gibi bireylerin beklentilerini karşılamak için tavsiyeler alırız. Hayran olduğumuz biri gibi olmak için ya da birinin onayını almak için. Yani bu referans grupları istekler oluşmasına neden olabilir. Sosyal etkinin son parçası kültür ve sosyalleşmedir. Bu oldukça geniş bir kavram. Etrafınızdakilerin gelişimimize etkisini açıklamak için burada sosyokültürel teoriden yardım alabiliriz. Bu teori, toplumun etrafımızdaki kişilerin bireysel gelişime yaptığı katkıyı inceler. İçinde yaşadığımız kültürle gelişmekte olan birey arasındaki bağlantıyı vurgular. İster insanlar arası, ister gruplar arası olsun, bu etkileşimler önemli. Ailemiz, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz gibi gördüğümüz, maruz kaldığımız herkes sosyal kimlik gelişimimizde önemli rol oynarlar. Hatta yaşadığımız ülke toplum dil de çok etkilidir